böyle bir ya da iki tane orta irice boy patates bulmak. Şimdi ben mandolinle ilk yapacağım şey elimdeki iki tane patatesi böyle hafiften ince ince dilimleyerek işe başlayacağım. Elimi de koruma altına almak adına böyle 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 bu şekilde bu şekilde çıkartıyorum. İnce uzun hiç önemli değil. Sadece bunun içerisinde kalsın. Şimdi kaşarı ve buradaki pastırmayı gördüğünüz gibi hazırladık. Bir tane patates aldım. Bak bu zaten kendinden böyle ince uzun görüyorsunuz. Yanına bir tane daha koydum. Yine böyle ince uzun. Yanına böyle bir tane daha koydum. Yine böyle ince uzun. Ha baktım ki kalın var arada. Hop. İnce uzun hale getirdim. Ve bu şekilde koydum. Yaklaşık böyle 4-5 tane ince ince dilimi yan yana koyduktan sonra içerisine şöyle 1-2 tane pastırma, şöyle 1-2 parça, 3 parça kaşar peyniri. Sonra ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz ve üstüne dizdiğimiz taraf kenarda olacak şekilde bakınız böyle kıvırarak bir hafiften hafif böyle gül gibi sardım 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 ve fırında pişireceğim kabımın içerisine böyle yerleştirdim. Küçük sos tenceresini ocağın üstüne koydum. Altını yaktım. Bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir tepeleme yemek kaşığı un ilave ettim. Hafiften bu çırpma teliyle unu güzelce kavurmaya başlıyorum. Un kenarlara köşelere kaçar. Yağla beraber bir roux denilen kıvamı aldıracak şekilde hafiften bunu kavurmanızı istiyorum sizden. Buna normalde bir bardak süt hayli hayli yeter bu var olan karışıma. Ama ben fazlasını koyuyorum çünkü hafiften sıvı bir beşamel istiyorum. İçerisine küçük bir tutam tuz. Çünkü patates tuzu her zaman sever ve ihtiyacı olan tuzu buradan alacak. Hiç başka yok. Az evvel söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Unutmayın. Küçük baharat dokunuşları büyük lezzetlere giden ilk adımdır. Bu da böyle bir dipnot olsun. Aa bak işte bak aynen bahsettiğim bu bak. Bak gövdeli dökülebilir bir kıvam. Çok mu kalınlaştı? Hop birazcık daha süt ekleyin. Ve hop 2 tatlı kaşığı hardal. Hazırladığım bu hafif kıvamlı olan beşameli de aralardan, derelerden, kenarlardan, köşelerden geçecek vaziyette bütün bu patatesli harcın üzerine döküyorum. Fırında pişerken birazcık daha bu beşamelin gövdeleneceğini unutmuyoruz. Ay çok sıvı mı kaldı vesaire mi oldu bu korkuları tamamen bertaraf ediyoruz ve bu işi bitiriyoruz. Üstüne birazcık bu panko denilen kalın ekmek kırıntılarından şöyle birazcık da şöyle rendelenmiş kaşar peyniri. Heh, işlem tamam. Fırından çıktıktan sonra üstüne birazcık taze kekik böyle hafif gezdireceksiniz o ısısıyla beraber boom edecek böyle patlayacak lezzet. Aldım. Tel, orta alt raf aşağı yukarı 20-25 dakika, 20-25 dakika içinde bam bam bu iş tamam olacak. En son olarak fırından çıkar çıkmaz üstüne birazcık da biberiye ilave ediyorum. İlk başta hafiften emanet gibi dursa da, sadece renk veriyormuş gibi dursa da, var olan hafif kendi ısısıyla bu biberiye birazcık daha ekstra lezzet ve aroma, özür dilerim biberiye dedim yanlış söyledim, taze kekik. Beni affedin.